Şimdi paragraf ve karakter panelini e, nasıl kullanıldığı üzerine çalışalım. O yüzden e, buradaki metin e, yeterli gelmeyebilir. Ben bunu siliyorum ve yeni bir metin kutusu oluşturuyorum. Burada yine dikkat edilmesi gereken e, metin yazılabilmesi için mutlaka metin kutusu yani yazı alanı oluşturulması gerekiyor. Yeniden alanımı oluşturuyorum. Bu sefer biraz daha fazla e, alan oluşturdum çünkü paragraf ve karakterle ilgili konuşacağımız şeyler deminki metinden daha fazla e, yer tutacaktır. Şimdi ne aynı şekilde patchholder text yani yer tutucu metin kutusuna giderek metin oluşturdum. Ve bu metin dikkat edildiği gibi yine e, sadece yer tutucu metin herhangi bir anlamı yok. Şimdi metinim sadece benim oluşturduğum kutu e, oranında daha doğrusu alanını dolduracak şekilde geldi. Şimdi öncelikle karakter panelinden başlayarak ...hem paneli tanıyarak hem metin üzerinde çalışarak bunu tekrar edelim. Şimdi dikkat edilirse karakter panelinin en üzerinde yazı karakterinin ismi... ...altında da ince, kalın, italik yani e, niteliği e, bulunur. Onun altında e, harflerin, harf büyüklükleri yani puntoları bulunur. Yanında satır araları, onun altında harfler arasındaki boşluklar... Birkaç altında da yazılar üzerinde çeşitli büyütmeler, dikey ve yatay eksende yapılacak büyütmeler. En sağ altta da yazıyı itali olmayan herhangi bir yazıyı italik yapma şansımız var. Solda ise baseline shift dediğimiz yani metin kutusunda aşağı yukarıya hareket ettirilemeyenleri... E, ...zorla daha doğrusu üzerine herhangi bir e, veri girerek yani bir punto, iki punto, üç punto, beş punto gibi veri girerek... ...yazıyı kendi bulunduğu bölümde düzlem üzerinden yukarıya aşağı hareket ettirmeye yarıyor. Şimdi bunları deneyerek görelim. Şimdi yapmak istediğim bütün metni seçerek önce karakterini değiştirmek. Metnin tamamını seçiyorum şu anda. Ve şu anda default olarak yani varsayılan olarak Times New Roman görünüyor. Fakat ben bunu yine kolaylık, kolay görünmesi açısından araya ile çeviriyorum. Ve altta dikkat ederseniz 12 punto olduğunu görüyorum. Farz edelim bu bir dergi ya da kitap sayfası. Bunu Mesela 9 puntoya indirebiliriz. İstersen buradan oklarla 9 yazabildiğim gibi bu metin, daha doğrusu alt metin e, menüden de seçebilirim. Veya istersen buraya 9 diye yazarak da e, harf büyüklüklerini ayarlayabilirim. E, yanda ise işaretten de anlaşılacağı gibi iki satır arasındaki boşlukları ayarlamak için bir yer konulmuş. E, parantez içinde zaten e, Adobe Endizan Programı. Yine varsayılan default olarak 10.8. E, buraya belirtmiş ama biz bunu e, kullanmak zorunda değiliz. Yine bunun için metnimi seçiyorum. Ve buradan yine istersen oklar vasıtasıyla istersen daha önce e, menüde belirtilmiş herhangi bir boyutu e, belirleyebilirim. Daha doğrusu satır arası boşluğunu belirleyebilirim. 9 e, punto e, yazı için 2 punto fazlası aralık olarak almak gayet mantıklı. O yüzden ben... E, bu da tabii tasarımla alakalı bir durum ama ben şu anda 11 punt olarak yazı aralığını belirledim. Ama yazın düz olduğu dikkat edilirse ve çok blok görünürse istersem bunu büyütebilirim. Ben şu anda net görünmesi için zaten dikkat edilirse yazıların altındaki siyah alanların arasındaki boşluklar bizim satır arasındaki boşlukları açtığımızı göstermiş oldu. E, satır aralarını ayarladıktan sonra öncelikle e, hemen iki paneli bir arada göstermekte fayda var. ...paragraf panelimi alıyorum. Çünkü karakter paneli sadece karakterler üzerindeki değişiklikleri... ...paragraf paneli de bütün paragraflar üzerindeki, daha doğrusu tüm paragraf üzerindeki değişiklikleri e, içermektedir. Dikkat edilirse benim e, paragrafın, e, daha doğrusu tip metnim sola bloklanmış. Yani soldan hepsi aynı yerden başlıyor, sağda ise e, metnin kırılmasıyla e, bitmiş. E, ben iki taraftan da eşit görünmesi için bunu... E, zorlayarak ya yani force justify dediğimiz e, seçeneği kullanıyorum. Bunu istersen ben sağa, istersem sola, istersem ortaya, istersem force justify hatta bunun içinde de son satırın ortada bitmesini istersem bu şekilde yapabilirim veya sağda bitmesini. Ya bunlar tasarımın tasarım yaparken isteğe göre değiştirilebilir. Ama ben şu anda bunu force justify'ın e, son satırın solda biteceği şekilde ayarlıyorum. Bunu da ayarladıktan sonra ee, biraz e, yakından görmek için merceğimi alıp sadece büyütmek istediğim alanı seçerek büyütüyorum. Şu anda sadece text kutusunu hatta tamamında değil tekstin olduğu yeri görmek istediğim için merceğimi tek yapmam gereken o alanı seçip bırakmak. Ben bıraktığım zaman otomatik olarak e, istediğim oranda büyümüş olacak. E, hala metin seçili olduğu için şu anda altında siyah bantlar bulunmakta. E, ben direkt ok tuşunu alıp boş boşluğa bastığım zaman asıl baskıda nasıl çıkacağı ile ilgili bana ipucu veriyor. Ee, şimdi şurada bir iki tane özellikten bahsetmek istiyorum. Onun için sadece küçük bir alanda göstermek sanırım daha faydalı olacaktır. Sadece örneğin şu ilk satırının bir kısmını seçiyorum. Rahat anlaşılabilsin diye. Ee, ve şu anda okun ve yazı arası, iki şu anda A ve Y V harfinin arasındaki boşluktan da anlaşılacağı gibi ikondan burada ki değişiklik direkt ...harflerin arasındaki boşluğu... ...değiştirmemize yarayacaktır. Onun için yine menüye bakıyorum. Burada dikkat edilirse punto olduğu için 5, 10, 15, 25 diye gidiyor. İstersen buradan sırf denemek için 100'e basalım. Bakın 100'e bastığımız zaman... E, ...harfler arasındaki boşluklar oldukça arttı. Yine bunu istediğimiz ölçüde vermek mümkün. Buraya 100 yerine direkt 200 de yazıp... ...bunu iki katına çıkarıp Enter'e basarak iki katına da çıkarabilirim. Bu tamamen tasarım e, isteğiyle alakalı olan bir seçin. Ee, bunu mümkün olduğu kadar e, okunaklı halde olması için e, harflerimizi rahat atmak için 25 olarak atadığım zaman, verdiğim zaman çok da ciddi bir e, açıklık olmasa da en azından metine bütün bakıldığı zaman rahat okunmasını sağlayacaktır. Şimdi diğer bir bu panelde özellik ise e, panelin ortasının solunda dikkat edilirse T harfi var ve aşağı ve yukarıya doğru giden bir ok var. Bu o harfin yüksekliğini yüzde olarak değiştirme bize şansı veriyor. Onun için mesela Q harfini hatta merceğimizi alıp biraz daha alana yaklaşabiliriz. Şu kısma bunu büyütüyorum ve harfi daha rahat gördükten sonra Q harfini seçiyorum. Ve Q harfi üzerinde yine aynı şekilde diğer alanlarda olduğu gibi menüden de seçebilirim. Veya elimle de bu yüzde girebilirim. Ee, görünme açısından 200 diyorum. Dikkat edilirse neredeyse Harf e, biraz e, ekranımı hafif aşağı alayım rahat görünmesi açısından. E, dikkat edirse harf kendi boyunun neredeyse iki katı yani 200 verdiğimiz için iki katı kadar yükselmiş. Hatta aradaki farkı rahat görebilmek için bunu 400 yapalım. 400 yapıp enter'e girdiğim zaman, enter'a bastığım zaman e, yaklaşık dört katına yani daha doğrusu Q harfinin bulunduğu e, büyüklük dört katına büyümüş durumda. E, bunu bir de yüzde elli verdiğimiz zaman. Ne olacağına bakalım. Yüzde %50 verdiğimiz zaman da Q harfi olduğunun yarısına düşmüş. Tabii bunlar e, tasarım esnasında e, kişilerin isteği doğrultusunda yapılması gereken e, seçimler. Ben bunu 100'e alıyorum çünkü öyle bir şu anda e, seçimim yok. Aynı şeyi sağdaki opsiyonda yatay düzlemde yapma şansımız var. O yüzden yine Q harfinin seçili olmasına dikkat ederek yatay düzlemde sırf farkı görebilmek için önce 200'e çıkarıyorum. Ee, görüldüğü gibi e, Q harfi yatay düzlemde iki katına çıktı. Yine 400 verdiğimiz zaman ne olacağını bir daha bakalım. 400 yazıp enter e basıyorum. Q harfi şu anda e, 4 katına yükselmiş durumda. E, yine bunu yüzde yüze alıyorum. Yüzde yüz demek harfin orijinal hiç bozulmamış hali demek. Onun tam altında ise italik olmayan. Ee, karakterlerde örneğin mesela şu anda Ariel'in altındaki kısma bakalım. Şu anda Ariel'in italiği burada mevcut. Hemen denemek için şuradan bir iki kelimeyi seçerek olayı gözden geçirelim. Örneğin şuradan üç kelimeyi seçiyorum ve Ariel'in italiğini seçiyorum. Ve Ariel karakterinin orijinal varsayılan italiği şu şekilde ee, görülmekte. Fakat biz bunun olmadığını var, varsayalım ve bunu alalım Biz istersek burada derecelendirerek bu harfin sağ olan eğimini artırarak italik görüntüsü verebiliriz. Örneğin oklardan basarak harfin nasıl bir tepki hareket verdiğini rahatça görebiliriz. Şu anda yüzde yirmilerde neredeyse biraz önceki italik görüntüsünü aldı. Yine her zaman olduğu gibi bunu seçerek buraya 10 yazarak biz bu italik daha doğrusu sağ eğimi elimizde de belirleyebiliriz. E, bu tabi zamanla bu tür çalışmalar yapıldıkça hangi harf hangi karakter ne kadar derecede eğildiği zaman nasıl hoş görüneceği zamanla oluşacak e, bir durumdur. Ben bunu yeniden e, sıfır alarak e, yazımın orijinal, daha doğrusu metnin orijinal haline dönüyorum. Enter diyorum. Solda ise baseline shift e, dediğimiz opsiyon var. Seçenek var. Baseline shift şu yazı e, metin içindeki yazılar belli bir e, düzlem üzerine oturmaktadır. İstersek bir, biz bu yazıyı text kutusunu kayda hiç almadan istediğimiz eksende yukarıya ve aşağı daha doğrusu dikey eksende yukarıya ve aşağı alma şansımız var. O yüzden bunu da deneyelim. Karakter panelini ortaya alıyorum. Yazını sağa açılsın diye. Örneğin sıfır punto ile başlamış. Aşağı bastığımız zaman eksi gidecektir. Dikkat edildiği gibi yazı yazı boşluklarına hiç müdahale etmeden sırf bu baseline shift sayesinde eksi 10 dediğimiz zaman neredeyse öbür yazının üstüne ee, bindi. Hatta geçme gibi bir ihtimali de söz konusu. Daha doğrusu e, şansımız var. Yapma şansımız var. E, normal şartlarda iki yazının bu şekilde üst üste gelmesi sadece ve sadece farklı iki yazı kutusunun, metin kutusunun ancak üst üste fiziksel olarak getirilmesiyle sağlanabilme şansı var ama belli bir tek kutus içinde paragraf yapısı içinde ancak e, baseline shift kullanılarak bu yapılabilir. Bunu sıfıra aldığın zaman geri gidecektir. Aynı şeyi artı yani yukarıya doğru e, dikey eksende yapma şansımız var. O yüzden e, dikkat edildiği gibi seç, e, şu anda tek seçili olduğu için aslında benim metin kutum mavi renkte ama üzerinde gelip highlight ettiğim zaman yani seçtiğim zaman rahat algılansın diye sadece o kısımda metin kutusu turuncu görülmektedir. Ben buradan çıktığım zaman o maviye dönecektir. Bunu da hatırlattıktan sonra yeniden metnimi seçiyorum ve bu sefer artı yönde e, seçeneğimi yükseltiyorum. Şu anda dikkat edildiği gibi metin kutusunun dışına metin çıktı. Biz bunu ne kadar verirsek o e, mesafede yukarı çıkacaktır. Görüldüğü gibi normal şartlarda bir tekstin metin kutusunun dışına çıkma şansı normal şartlarda olmazken 5'le shift'le sadece seçili alanın shift yani kaydırılarak metin kutusunun olduğu eksenin üstüne ve altına böylece gönderebiliriz. Bunu sıfır yaparak metnimi geri alıyorum.